Bölüm 7. Stefan'ın konuşması. Başkâhin, "Bu iddialar doğru mu?" diye sordu. Stefan da şöyle karşılık verdi. "Kardeşler ve babalar, beni dinleyin. Atamız İbrahim daha Mezopotamya'dayken Haran'a yerleşmeden önce Yüce Tanrı ona görünüp şöyle dedi. Ülkeni ve akrabalarını bırak, sana göstereceğim ülkeye git. Bunun üzerine İbrahim Kildanilerin ülkesini bırakıp Haran'a yerleşti. Babasının ölümünden sonra da Tanrı onu oradan alıp şimdi sizin yaşadığınız bu ülkeye getirdi. Burada ona herhangi bir miras, bir karış toprak bile vermemişti. Ama İbrahim'in o sırada hiç çocuğu olmadığı halde Tanrı bu ülkeyi mülk olarak ona ve ondan sonra gelecek torunlarına vereceğini vaat etti. Tanrı şöyle dedi. Senin torunların yabancı bir ülkede, gurbette yaşayacaklar. 400 yıl köle olarak çalıştırılacak, kötü muamele görecekler. Ama ben, dedi Tanrı, kölelik edecekleri ulusu cezalandıracağım. Bundan sonra oradan çıkacak ve bana bu yerde tapınacaklar. Sonra Tanrı onunla sünnete dayalı antlaşmayı yaptı. Böylelikle İbrahim, İshak'ın babası oldu. Ve onu 8 günlükken sünnet etti. Ve İshak Yakup'un, Yakup da 12 büyük atamızın babası oldu. Yusuf'u kıskanan atalarımız onu köle olarak Mısır'a sattılar. Ama Tanrı onunla beraberdi. Ve onu bütün sıkıntılarından kurtardı. Ona bilgelik vererek Mısır kralı Firavun'un gözüne girmesini sağladı. Firavun da onu Mısır ve tüm saray halkı üzerinde yönetici tayin etti. Sonra tüm Mısır ve Kenan ülkesini kıtlık vurdu. Büyük sıkıntılar başladı. Atalarımız yiyecek bulamadılar. Mısır'da tahıl bulunduğunu duyan Yakup, atalarımızı oraya ilk yolculuklarına gönderdi. Mısır'a ikinci gelişlerinde ise Yusuf kardeşlerine kimliğini açıkladı. Firavun böylece Yusuf'un ailesini tanımış oldu. Yusuf haber yollayıp babası Yakup'u ve tüm akrabalarını, toplam 75 kişiyi çağırttı. Böylece Yakup Mısır'a gitti. Kendisi de atalarımız da orada öldüler. Cesetleri sonra Şekem'e getirilerek İbrahim'in Şekem'de Hamor oğullarından bir miktar gümüş karşılığında satın almış olduğu mezara konuldu. Tanrı'nın İbrahim'e vermiş olduğu sözün gerçekleşeceği zaman yaklaştığında Mısır'daki halkımızın nüfusu bir hayli çoğalmıştı. Sonunda Yusuf'u hiç tanımamış başka bir kral Mısır'da tahta çıktı. Bu adam halkımıza karşı kurnazca davrandı. Atalarımıza kötülük etti. Onları yeni doğan çocuklarını açıkta bırakıp ölüme terk etmeye zorladı. O sırada son derece güzel bir çocuk olan Musa doğdu. Musa 3 ay babasının evinde beslendikten sonra açıkta bırakıldı. Firavun'un kızı onu bulup evlat edindi ve kendi oğlu olarak yetiştirdi. Musa Mısırlıların tüm bilim dallarında eğitildi. Gerek sözde gerek eylemde güçlü biri oldu. 40 yaşını doldurunca Musa'nın yüreğinde öz kardeşleri olan İsrailoğullarının durumunu yakından görme arzusu doğdu. Onlardan birine haksızlık edildiğini gören Musa onu savundu. Haksızlığı yapan Mısırlıyı öldürerek ezilenin öcünü aldı. Kardeşlerim Tanrı'nın benim aracılığımla kendilerini kurtaracağını anlarlar diye düşünüyordu. Ama onlar bunu anlamadılar. Ertesi gün Musa, kavga eden iki İbrani ile karşılaşınca onları barıştırmak istedi. Efendiler, dedi, siz kardeşsiniz. Niye birbirinize haksızlık ediyorsunuz? Ne var ki soydaşına haksızlık eden kişi Musa'yı yana iterek, kim seni başımıza yönetici ve yargıç yaptı, dedi. Yoksa dün Mısırlı'yı öldürdüğün gibi beni de mi öldürmek istiyorsun? Bu söz üzerine Musa Midyan ülkesine kaçtı. Orada gurbette yaşadı ve 2 oğul babası oldu. 40 yıl geçtikten sonra Musa'ya Sina Dağı'nın yakınlarındaki çölde yanan bir çalın alevleri içinde bir melek göründü. Musa gördüklerine şaştı. Daha yakından bakmak için yaklaştığında Rab ona şöyle seslendi. Senin atalarının tanrısı İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un tanrısı benim. Korkuyla titreyen Musa bakmaya cesaret edemedi. Sonra Rab ona,
çarıklarını çıkart ayaklarından. Çünkü üzerinde durduğun yer kutsal topraktır dedi. Mısır'da halkıma yapılan kötü muameleyi gözlerimle gördüm. İniltilerini işittim ve onları kurtarmaya geldim. Şimdi gel, seni Mısır'a göndereceğim. Bu Musa, kimsenin yönetici ve yargıç yaptı diye reddettikleri Musa'ydı. Tanrı onu çalıda kendisine görünen meleğin aracılığıyla yönetici ve kurtarıcı olarak gönderdi. Halkı Mısır diyarından çıkaran, orada Kızıldeniz'de ve 40 yıl boyunca çölde harikalar ve mucizeler yaratan oydu. İsrailoğullarına, Tanrı size kendi kardeşlerinizin arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak diyen Musa odur. Çöldeki topluluğun arasında yaşamış, Sina Dağı'nda kendisiyle konuşan melekle ve atalarımızla birlikte bulunmuş olan odur. Bize iletmek üzere kendisine yaşam dolu sözler verildi. Ne var ki atalarımız ona boyun eğmek istemediler. Onu reddettiler. Mısır'a dönmeyi özler oldular. Harun'a bize öncülük edecek ilahlar yap dediler. Çünkü bizi Mısır diyarından çıkaran o Musa'ya ne olduğunu bilmiyoruz. Ve o günlerde buzağı biçiminde bir put yaptılar. Ona kurbanlar sundular. Kendi elleriyle yaptıkları bu put için bir şenlik düzenlediler. Bu yüzden Tanrı onlardan yüz çevirip onları göksel cisimlere kulluk etmeye terk etti. Peygamberlerin kitabında yazılmış olduğu gibi, ey İsrail halkı, çölde 40 yıl boyunca bana mı adaklar ve kurbanlar sundunuz? Siz Molok'un çadırını ve ilahınız Refa'nın yıldızını taşıdınız. Tapınmak için yaptığınız putlardı bunlar. Bu yüzden sizi Babil'in ötesine süreceğim. Çölde atalarımızın tanıklık çadırı vardı. Musa bunu kendisiyle konuşan Tanrı'nın buyurduğu gibi gördüğü örneğe göre yapmıştı. Tanıklık çadırını önceki kuşaklardan teslim alan atalarımız, Yeşu'nun önderliğinde diğer ulusların topraklarını ele geçirdikleri zaman çadırı beraberlerinde getirdiler. Ulusları atalarımızın önünden kovan Tanrı'nın kendisiydi. Çadır Davud'un zamanına dek kaldı. Tanrı'nın beğenisini kazanmış olan Davud, Yakup'un tanrısı için bir barınak yapmaya izin istedi. Oysa Tanrı için bir ev yapan Süleyman oldu. Ne var ki en yüce olan elle yapılmış konutlarda oturmaz. Peygamberin belirttiği gibi, gök benim tahtım, yeryüzü ayaklarımın basamağıdır. Bana ne tür bir ev yapacaksınız? Ya da dinleneceğim yer neresidir? Bütün bunlar benim elimin eseri değil mi diyor Rab? Ey dik kafalılar, yürekleri ve kulakları sünnet edilmemiş olanlar, siz tıpkı atalarınıza benziyorsunuz. Her zaman kutsal ruha karşı direniyorsunuz. Atalarınız peygamberlerin hangisine zulmetmediler ki? Adil olanın geleceğini önceden bildirenleri de öldürdüler. Melekler aracılığıyla buyurulan yasayı alıp da buna uymayan sizler, şimdi de adil olana ihanet edip onu katlettiniz. İstefan'ın taşlanıp öldürülmesi. Kurul üyeleri bu sözleri duyunca küplere bindiler. İstefan'a karşı dişlerini gıcırdattılar. Kutsal ruhla dolu olan İstefan ise gözlerini göğe dikip Tanrı'nın görkemini ve Tanrı'nın sağında duran İsa'yı gördü. Bakın, dedi. Göklerin açıldığını ve insanoğlunun Tanrı'nın sağında durmakta olduğunu görüyorum. Bunun üzerine kulaklarını tıkayıp çığlıklar atarak hep birlikte İstefan'a saldırdılar. Onu kentten dışarı atıp taşa tuttular. İstefan'a karşı tanıklık etmiş olanlar abalarını Saul adlı bir gencin ayaklarının dibine bıraktılar. Taş yağmuru altında İstefan, Rab İsa, ruhumu al diye yalvarıyordu. Sonra diz çökerek yüksek sesle şöyle dedi. Ya Rab, bu günahı onlara yükleme. Bunu söyledikten sonra gözlerini yaşama kapadı.